detaylı yazdığımız programa. Her şeye bakıyor. Her değeri kontrol. Aynen. Tamam ama şu an çekmeyecek o. Şey alacak, hakem alacak, ortaya koyacak. Burak kaçtı bakalım güzel. Burak dursun, Burak. Şimdi uzak dur. Karşı takım ortadan şut çekmeyi tercih ediyorsa istersen... O yüzden beklediği 0.3 olarak değişti. Ultrasonik bilgisi nerede orada? Öğrencilerimle ikinci sınıftan beri çalışıyoruz. Yaklaşık 4 senedir birlikte çalışıyoruz. Öğrencilerim yaptıkları yazılımlarla robotlara hayat veriyorlar. Sensörden gelen bilgileri yorumlayıp topu karşı kaleye götürmeye çalışıyorlar. WRO, Dünya Robotik Olimpiyatı, bu Costa Rica'da düzenleniyor bu sene ve Türkiye'den futbol kategorisinde sadece Türkiye'yi biz temsil ediyoruz. Öğrencilerimle bu anlamda gurur duyuyorum. Bizim burada yapmaya çalıştığımız aslında Türkiye'deki öğrencilerin, Türkiye'deki çocukların robotik anlamında, teknoloji anlamında hazır bulunuşluklarını arttırmak ve bu yönde Türkiye'nin de gelişimini sağlamak. Okulumuzda iki tane robotik takımımız var. Bir tanesi FLL takımı, biri de WRO takımı. WRO takımı iki kişiden oluşuyor. FLL takımımız 10 kişiden oluşuyor. Yani iki takımla birlikte biz bu tarz turnuvalarda kendimizi göstermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin yaşıtlarına göre durumları yüksek bir seviyede. Çünkü öğrencilerimle 5. sınıf seviyesinde bu turnuvaya katılmıştık. Ve turnuva 19 yaşına kadar kapsayan bir turnuva. Biz onların arasından çıkıp uluslararası turnuvaya gitmeye hak kazandık. O yüzden çocuklarımın göstermiş olduğu başarı zaten en üst seviyededir. RoboSoccer takımının üyelerinden biriyim. Bu süreçte 4 yıldır ben robotik konularıyla ilgili çalışmalar yapıyorum öğretmenimle beraber. Biz ilk önce bu yarışmaya katılmaya karar verdiğimizde yarışmanın Türkiye elemesi ayağına katıldık. Türkiye elemelerinden dereceyle çıktıktan sonra da Costa Rica'da yapılacak uluslararası finallere gitmeye hak kazandık. Bu kategoride kendi kategorimiz olan futbol kategorisinde Türkiye'den çıkmaya hak kazanan ilk takımız. Yani bu futbol kategorisinin ilk yılı Türkiye'de. Biz bu konuda mutluyuz. Gelecekte ise bir yazılım mühendisi olarak ülkeme ve insanlara yardım edecek yazılımlar ve teknolojiler geliştirmek istiyorum. Şimdi burada bazı sensörlerimiz var. Biz bu sensörlerden gelen mesela top sende mi verisini işleyerek robota işlevsellik kazandırıyoruz. Mesela robot bu sensörün gördüğünüz gibi şurada da bu sensörümüzden var. Bu sensör mesela topumuzu gördüğünde robotumuza veriyi gönderiyor topu gördüğüm şeklinde. Sonra biz bu verinin evet veya hayır olduğunu hesaplayarak şut çektiriyoruz ya da topu bulduruyoruz robota. Bizim şu anki amacımız ülkemizi güzel bir şekilde temsil edip orada WRO yarışmasında iyi bir dereceyle dönmek istiyoruz. Hedefim yerli yazılımların gelişmesi ve bu konuda Türkiye'de daha çok çalışma olması. Devlet yetkililerimizden bu alanda yerli yazılım konusunda destek bekliyoruz.